Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Müddessir suresi 1-31. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir. Ey örtüsüne bürünen. Gum fe enzir. Kalk uyar. Hitap Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama. Bir nevi şöyle bir mesaj veriliyor burada. Artık tebliğ zamanı geldi. Artık istirahat etmek zamanı değil. Bu hakikatleri insanlara ulaştırma zamanı. Malum işin başında Allahu Teala önce peygamberimize bazı mesajları bildiriyor. Ama daha henüz peygamber aleyhissalatü vesselam bunları tebliğ etmekle mükellef değil. Önce kendi iç dünyasında bunları daha bir özümsüyor tabir yerindeyse ve bunlarla hemhal oluyor. Ardından zamanı geldiğinde ey örtüsüne bürünen peygamber artık kalk insanları uyar. Ve bu uyarmada da ve enzir aşire tekel mukarrabin önce yakın olan akrabalarını onları uyar. Bu mealde Allahu Teala yakınlardan başlaması gerektiğini bildiriyor. Ve rabbeke fekebbir ve Rabbini tekbir et. Yani Allahu Ekber diyerek büyük olarak sadece Rabbini tanı ve onun büyüklüğünü ilan et. Ve thiyabeke fedahhir, elbiseni tertemiz kıl. Tabi bundan murat doğrudan elbise temizliği manası olabileceği gibi bunun yanında elbise aynı zamanda kalp anlamında da kullanılır. Mecazen bu manada kullanılır. Kalbini tertemiz kıl. İç dünyanı günahlardan tertemiz bir hale getir. Bu manada da değerlendirmek mümkündür. Ve rucze fehcur ve pislikleri, günahları onları da terk et. Yani o nahoş şeylere iltifat etme. Onlardan uzak kal. Ve la temnun testekthirun, yani bazılarına daha fazlasını bekleyerek minnette bulunma. Yani olur ki ben şöyle yapıyorum, onlar da böyle yapsınlar. Onlardan bir karşılık bekleme tavrı içerisine girme. Burada tabii peygamberimize ve onun şahsında diğer bütün ehli imana bir ders de verilmiş oluyor. Neler yapılacak, neler yapılmayacak. Bir insan Allah'ın dinini tebliğ ederken ben tebliğde bulunuyorum, öyleyse insanlar da bana hürmet etsin, işte benim ihtiyaçlarımı karşılasın, böyle bir durum, beklenti içerisine girmemeleri gerekir. Malum Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin durumu anlatılırken onlar وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ demişler. Yani ben yaptığım risalet görevine mukabil sizden bir ücret beklemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir demişler. Ve li rabbike fasbir, ve Rabbin için sabret. Yani Allah yolundasın. Allah yolunda giden kimseler bir takım zorluklara, meşakkatlere maruz kalacaklardır. Sen de kalacaksın. Karşılaşacağın zorluklara karşı sabret, sabırla mukabelede bulun. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, ve kıyamet için sura üfürüldüğünde فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ اَس۪يرٌ, işte bugün çok zor bir gündür. عَلَى الْكَافِر۪ينَ غَيْرُ يَس۪يرٌ, ve kafirlere hiç de kolay değildir. Yani gün gelecek, sura üfürülecek ve sura üfürülmesiyle artık yeryüzünde hayat bitecek. Ve sura üfürüldüğü o gün çok çetin bir gün olacak. Dünya büyük bir kıyamete maruz kalacak. O sabit gördüğümüz dağlar fırlayıp gidecek. Hatta un ufak hale gelecek. Üzerimizdeki gök kubbe çok çökecek. Ve semada yer alan yıldızlar, bunlar dağılıp gidecekler. Birbirlerine çarpacaklar. İşte o günün o dehşeti kafirler için çok daha çetin olacak. Ve kafirler o gün çok dehşetli sıkıntıları duyacaklar, yaşayacaklar.
Zerni ve men halaktu vahide. Tek olarak yarattığımı bana bırak. Yani onu bana ayır. Ben onun hakkından gelirim. Onun cezasını ben veririm. Ve cealtu lehu malen memdude. Ben ona uzun uzun çok mal verdim. Ve benine şuhude. Ve göz önünde evlatlar verdim. Yanında emrine amade, emrini dinleyen, sözünü dinleyen evlatlar verdim. Ve mehettu lehu temhide. Ve ona daha nice nimetlerde bulundum. Nice şeyleri müheyya kıldım. Sümme yetmau en ezid. Sonra bu kimse daha da artırmamı ümit ediyor. Ve daha fazlasını vermemi bekliyor. Kella, hayır, asla. Yani öyle şey yok. İnnehu kâne li âyâtina anîde. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı son derece inatçı. Seurhiguhu saûde. Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim. Yani cehennem ateşine süreceğim ve orada o çok dehşetli zahmetlere maruz kalacak. Burada anlatılan şahıs doğrudan isim olarak geçmiyor ama tefsirlerde bundan murat Velid bin Mughire'dir şeklinde açıklamalar yapılmış. Velid bin Mughire dahi bir insan, kapasiteli bir insan. Halid bin Velid'in de babasıdır. Ve bu kimse Allah'ın ayetlerine karşı inatçı. Aslında son derece kapasiteli ve kendisi lider konumda olan şahıslardan birisi. Etrafında dört dönen evlatları var ve öte yandan maddi imkanları var. Ama bu maddi imkanlar içerisinde şımarıyor. Peygamber'e tabi olmak yerine peygamberin davasını iptale çalışıyor. Ceza olarak da o cehennem ateşinde sarp bir yokuşa sürülecek. Yani tırmanacak, ardından tekrar ateşe düşecek. Bu şekilde bir azapla cezalandırılacak. İnnehu fekkere ve gaddar. Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti. Fegutile keyfe gaddar. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Sümme gutile keyfe gaddar. Sonra o kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Sümme nazar. Sonra şöyle bir baktı. Sümme abese ve besar. Ve sonra suratını astı. Yüzünü ekşitti. Sümme edbara ve stekbar. Ve sonra döndü, kibirlendi. Fegale in hâze illa sihrun yu'ser. Ve dedi ki bu ancak etkili bir sihir. İn hâze illa gavlul beşer. Ve bu ancak bir beşer sözü, Allah sözü değil, Hazreti Muhammed'in söylemiş olduğu şeyler bir beşer sözüdür dedi. Bununla alakalı tefsirlerde şuna dikkat çekiliyor. Velid bin Mughire Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı ayetleri dinliyor ve çok da etkileniyor. Çünkü kendisi dahi bir insan, sözden anlayan bir kimse ve ayetlerin karşısında gerçekten bir farklılık olduğunu fark ediyor ve kavmine dönüyor. Ve kavmine diyor ki, ey kavmim, gelin Muhammed'i kendi haline bırakalım. Eğer başarılı olursa onun başarısı bizim de başarımız demektir, bizden birisidir. Dolayısıyla hep beraber istifade ederiz. Değilse de zaten helak olur gider. Bunun üzerine Ebu Cehil kendisiyle özel olarak görüşüyor. İkna etmeye çalışıyor ve ona diyor ki eğer sen Müslüman olacak olursan veya bu gibi ifadeler kullanacak olursan Mekke toptan Müslüman olur. Gel buna bir kılıf uyduralım ve Muhammed'le alakalı, onun söylediği, Kur'an adıyla söylediği şeylerle alakalı bir şeyler, bir isim verelim, bir yafta buna vuralım. Neticede beni kendi halime bırakın diyor Velid bin Mughire ve bir köşeye çekiliyor. Kendi kendine ölçüyor, biçiyor. Acaba ne desek? Şair mi diyelim, kahin mi diyelim, sihirbaz mı diyelim, işte neler diyelim. Kendince ölçüyor, biçiyor. Ayet-i Kerime bunları bize tasvir ediyor. Yani kahrolası nasıl da ölçtü, biçti.
İşte sonra baktı diyor. Demek ki derinlemesine şöyle bir bakıyor. Acaba ne diyelim? Sonra suratını asıyor, yüzünü ekşitiyor. Yani acaba ne desek? Bu şekilde bir tavır içerisinde, ardından sırtını dönüyor ve kibirli bir şekilde diyor ki fekale in hâze illâ sihrun yu'ther, bu ancak tesirli bir sihir. Görmüyor musunuz? İnsanları birbirinden ayırıyor. Peygamber'e iman edenler kavimlerinden ayrılıyorlar. Ana babalarından ayrı düşüyorlar. Bu da ancak bir sihirdir diyor. İn hâze illâ gavlul beşer, ve Muhammed'in söylemiş olduğu sözler kendi sözleridir. Allah'ın sözü değildir. Beşer sözüdür diyor. Ve bu şekilde işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Seuslihi sagar, ben onu sakara yaslayacağım. Onu sakar, cehennemin isimlerinden birisi, cehenneme girdireceğim, atacağım. Ve ma edrake ma sagar, bildir mi sakar nedir? La tubgi ve la tezar, ne hayat bırakır ne de insanı öldürür. Yani ne öldürür ne öldürür, böyle bir yerdir sakar. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا, sonra o kimse cehennemde ne ölür ne de dirilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada da o cehennem لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ, yani onda tam bir hayat da bırakmaz ama tam yaşatmaz da, böyle bir şey, böyle bir ceza. لَوَّاهَةٌ لِلْبَشَرْ, ve beşer için levvahadır. Burada beşer, deri anlamında da kullanılan bir kelime. Yani o sakar denilen cehennem insanın derisini açığa çıkarır. Onu kavurur gider. Aleyhe tis'ate aşar, ve onun üzerinde 19 var. Burada onun üzerinde 19 var denilmesi doğrudan lafza göre hemen anlaşılacak bir mana değil. Acaba 19'dan murat nedir? Devamından anlaşıldığına göre melek olduğu anlaşılıyor. Yani o cehenneme görevli 19 melek var. Tabi sayı itibariyle 19 acaba adet midir? Yoksa 19 ayrı grup halinde midir? Her birine bağlı başka melekler var. Böyle midir? Allahu alem bir sevap. Doğrusunu Allah bilir. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَ, biz cehennem görevlilerini ancak melekler kıldık. Yani nasıl ki dünyadaki hapishanelerde gardiyanlar var. Gardiyanlar mahkum değil. Onlar da hapishanede ama görevli. Sakar dediğimizde veya cehennem dediğimizde Allah'ın bir hapishanesi ve burada en fazla belki bir işkence gibi veya insana azap olarak gösterilecek olan şey ateş. Ateşin değişik cihetleri, ta zemherir tabir edilen şekline varıncaya kadar ateşin değişik kısımları. Ama cehennemde başka azaplar da olacak. Orada her şey en menfi bir şekilde olacak. Cennet nasıl ki tamamen güzelliklerden meydana geliyor, cehennem de bunun tam tersi şeylerden meydana gelecek. İşte cennette cennettekilere hizmet edecek, onlara hoş geldiniz diyecek melekler var. Oranın görevli melekleri var. Cehennemin de kendine münasip bir şekilde gardiyanları var. Ve bunlara zebani deniliyor. Zebaniler orada görev yapacaklar. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا, biz onların sayısını ancak kafirler için bir fitne kıldık. Yani bir imtihan vesilesi kıldık. Öyle ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri insanlara okuduğunda müşriklerden bir tanesi diyor ki onlardan 17 tanesine ben yeterim diyor. O 17 zebaniyle ben başa çıkarım. Geriye 2 tane kalır. Onu da siz halledersiniz. Dolayısıyla Muhammed'in Rabbi bizi cehenneme de atsa problem değil. Orayı da biz ele geçiririz. Bu şekilde küstahça ilahi ayetlerle dalga geçiyor.
İşte biz cehennemdeki meleklerin sayısını kafirler için bir imtihan vesilesi kıldık, bir fitne kıldık. Ta ki insanlar birbirinden ayrışsın ve insanların dereceleri açığa çıksın. Liyestayqinellezine utul kitab, ta ki kendilerine kitap verilenler yakinen buna inansınlar. Yani demek ki kitaptan nasibi olanlar 19'dan muradın ne olduğunu daha iyi anlayabiliyor ve bundan dolayı da elbette bunu bildiren Kur'an ayetleri haktır, Allah'ın kelamıdır diyor. Ve yezdâdellezîne âmenû îmâne, iman edenlerin de imanı daha artsın. Ve lâ yertâbellezîne ûtul kitâb vel mü'minûn, ve ehli kitap olanlar, mümin olanlar, bunlar şüpheye düşmesinler, şüphelerden uzak kalsınlar. وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ وَالْكَافِرُونَ, kalplerinde bir hastalık olan ve kafir olanlar şöyle desinler: مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا, Allah böyle bir misalle ne murad etti desinler. Yani o cehennemde 19 var, 19 melek var, kalbinde maraz olanlar açısından bir problem meydana getiriyor. Allah bununla ne murad etti? Öte yandan kafirler, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet neden yer aldı? Acaba bu ne demek? Onlar da bunu inkara vesile yapıyorlar. Kezalike yudillullahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Bu şekilde Allah dilediğini yoldan çıkarır, dilediğine de hidayet eder. Ve mâ yâlemu cunûde rabbike illâ hu, Rabbinin askerlerini, ordularını ancak o bilir. Yani 19 denildiğinde koskoca cehennemde sadece 19 melek, illa bu manada da sınırlı anlamamak gerekir. Başlıcaları 19 olabilir ama Rabbinin askerleri o kadar fazla ki bunların sayısını ancak Allah bilir. Yani bunlar saymakla bitecek şekilde değil. Allah'ın sonsuz gibi, adeta sonsuz diyemeyiz, yaratıldığına göre sonludur ama Rabbinin askerleri sayamayacağımız kadar çoktur. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ, bu beşer için, insanlar için ancak bir öğüttür. Değerli izleyenlerim, 19 mucizesi adıyla bu geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde, belki 15-20 yıl evvelinde bu Türkiye'de hayli meşhur oldu. Dünya çapında meşhur oldu. Ve bazı kimseler 19 mucizesi, 19'un sırları, bununla alakalı epey yayın yaptılar. İşte Kur'an-ı Kerim 19 sayı sistemine göre baştan sona şifrelenmiştir, kodlanmıştır. Mesela Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde bu 19'dur. Besmele'nin 19 harfi var. 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bu 19'un katlarındandır. 6000 küsur ayet var 19'un katlarından. Daha bunun gibi nice böyle değerlendirmeler yapıldı. Belki bunların bir kısmı tekellüflü bir tevil gibi değerlendirilebilir. Ama herhalde 19'da bir takım sırlar olduğu, bu da göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Yani harflerin de bazı sırları var. Kur'an-ı Kerim'de hangi harfe dikkat çekilmişse onda bir takım incelikler de bulunmakta. 19'un da bu manada bir takım sırları olabilir. Bazıları bunu ifadede aşırı gitmiş olabilir, o ayrı mesele. Ama bu 19'da bazı sırlar olmasına engel değildir. Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayan ve iyi bir şekilde uygulayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.